Güzide. Bak kimi gördüm. Ah Tolga. Selamlar. Merhaba oğlum, nasılsın? İyiyim Güzide teyze. Ne zaman döndün Amerika'dan? Benim bir 3 yıl oldu. Oldu mu o kadar? Bu yakışıklıyı tanıdın mı? Oğlum Ozan. Tanıyorum tabii Ozan'ı. Ya Ozan ne haber? İyidir, senden? İyiyim ben de. Biz Ozan'la görüşmeyeli bir 10 sene falan olmuştur değil mi? Olmuştur. Tolga, senin şirket çok iyi gidiyormuş oğlum. Bravo. Şirket? Tolga'nın teknoloji şirketi var. Ha öyle mi? Geldim. Geldim, aldım aldım. Tanımadın beni değil mi? Yok yani tanımam mı gerekiyordu, kusura bakma. Ozan amcanın oğlu Tolga. Gerçekten tanımadım. Yani tabii çok sene geçti. Nasılsın, iyi misin? İyiyim iyiyim. Seni de çok iyi gördüm. İyiyim iyiyim, sağ ol. Bu arada siz nereye ya da kim nereye? Oğlum Erasmus'la Amsterdam'a gidiyor. Bir yıllığını orada okuyacak. Süper. Ne okuyorsun? Tıp. Tıp. İngilizce tıp. Türkiye 5.'si olarak girdi. Dayı. Yo, öyle ama dayıcığım. Ya Türkiye 5.'si olmadı mı lan? Tamam, Allah Allah. Ne gerek var? Sen gene Amerika'ya mı gidiyorsun? Yok. Ben de Amsterdam'a gidiyorum. Aynı uçaktasınız. Evet, bayağı aynı uçağa denk geldim. Hatta vakit bayağı yaklaşıyor. Biz bir an evvel gitsek çok iyi olur. Yok yok yok. Ya sen geç, ben birazdan gelirim. Sağ. Niye? VIP'den geçeriz işte 2 dakikada. Yok, geçemem ben. Yani VIP değilim. Ya sen geç, ben gelirim. Geçersin, bana güven. Hadi hadi. Hadi gitsene kızım. Hadi aşkım benim, vedalaşalım. Tarık'cığım ne bu benim böyle kovalar gibi? Tarık. O nasıl söz hayatım ya? Benim gitmem lazım o yüzden. Nereye? Anlatacağım ben. Oğlum bak, iner inmez arıyorsun, tamam mı? Tamam. Hadi dönü, tamam. Gidin çok. Tamam. Annem. Ay. Ay böyle hissettireceğimi düşünmemiştim. Seni seviyorum. Oh, ben de seni çok seviyorum anneciğim. Hadi bakalım. Kendine iyi bak, tamam mı? Görüşmek üzere. İyi yolculuklar. Oğlum, aç kalma. Tamam. Amsterdam'da nerede kalacaksın? Bizim şirketin bir ayağı orada da. İyi bilirim yani Amsterdam'ı. Ne oldu? Niye durdun? Sana bir sır versem saklayacağıma söz verir misin? Söylemeyeceksin değil mi annemlere? Söylemeyeceğim tabii, söz verdim. Sağ ol. Gerçekten sağ ol. Ne, belli mi olur? Belki benim de bir gün sana bir iyiliğim dokunur. Doktor olarak hayatımı kurtarırsan bak anlaşabiliriz. Neyse. Tekrar teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sana da iyi yolculuklar. Görüşürüz. Sana da iyi yolculuklar. Hoşça kal. Kolay gelsin. Ben bir filçe kahve alabilir miyim? Yanında da badem sütü rica edeceğim. Hemen geliyorum. Teşekkür ederim. Uf anne ya. Arıyorum, açmıyorsun. Sonra oğlum beni niye aramadın diyorsun. Aç işte şunu. Duruşmadadır belki. Yok, duruş. Tolga?
Alo Oylu. Nazan teyze sen misin? Hayatım, annen hararetli bir dosya ile ilgili konuşuyordu, onun için ben açtım. Nasılsın bir tanem? İyiyim. İyiyim Nazan teyze, sağ ol. Öyle işte, koşturmaca. Ay ne güzel. Alışabildin mi Hollanda'ya? Alıştım. Alıştım. Şey Nazan teyze, ben seni arayayım mı? Hayatım. Sanırım dilimi tutamayacağım ve söyleyeceğim. Annen seni görmeye geliyor, haberin olsun. Ne? Evet. Bana bak, haberin yokmuş gibi davran ha. Bildiğini sakın söyleme, annen çok kızar bana. Niye geliyor? Ne zaman geliyor? Bu akşam 8 uçağıyla geliyor, 10-10.30 gibi de orada olur. Allah kahretsin. Annen okuldan atıldığını öğrenecek diye mi korkuyorsun? Sen nereden biliyorsun? Amsterdam'a Erasmus'la gelen Türk öğrencilerin listesine baktırdım ve... Oylum Yenersoy diye biri yok. Öyle mi? Nereden icap etti peki? Yani beni araştırmak. Sana inanmadım çünkü. Yani Erasmus'a gitmeden önce Kaş'ta kısa bir tatil yapacağım demiştim bana. Ailen niye karşı çıksın ki böyle bir şeye? Seni de inandırmam gerektiğini düşünememişim. Kusura bakma. Ya ne yapacağım, beni ilgilendirmez de yani. Ne bileyim, bana niye yalan söyledin ki? Ne deseydim Tolga? Erasmus yalan. Hatta devamsızlıktan okuldan atıldım ben. Asıl amacım da New York'a gitmek mi deseydim? Hangi birini anlatsaydım mesela? New York'a mı gideceksin? Hakkımda her şeyi öğrenmişsin. Bunu öğrenemedin mi? Ne yapacaksın peki New York'ta? Ya niye konuşmuyorsun ki benimle? Annenlere söylerim diye mi? Nereden bileyim söylemeyeceğini? Neyse ya, ne konuşuyoruz ki? Annem Amsterdam'a gidecek ve orada olmadığımı öğrenecek. Bittim. Bitti zaten. Her şey bitti. Reşitsin. Ne yapabilir ki? Ne istersen yaparsın. Benim annem hakim Tolga. Hakim. Yargıç yani. Tek telefonuyla ülkeye girişimi, çıkışımı, her şeyimi engelleyebilir. Mahvoldum ya ben. Bitti. Bitti, gidecek, görecek orada olmadığımı. Bitti ya, mahvoldum. Of. Dur dur ya, bitmedin. Halledeceğiz. Sence işe yarayacak mı? Yani ne kadar iyi oynadığına bağlı. İnşallah inanır. Bence herkesi inandırabilecek kadar iyi bir oyuncusun sen. Seni inandıramamışım ama. Yani beni biraz hafife aldın ondan. Tabii bir ihtimal daha var. Her şeyi olduğu gibi tüm gerçeği annene anlatıp durumla yüzleşmek. Yok öyle bir ihtimal. Hiçbir şey anlatamam anneme, yüzleşemem. İlle gideceğim diyorsun yani New York'a. Ben hiçbir zaman doktor olmak istemedim Tolga. Hiçbir zaman istemedim. Hep dans etmek istedim. Dans edeceğim. Annene anlatsam böyle anlamaz mı aslında? Annem mi? Hı. Kesin anlar, kesin anlar. Denedin mi peki? Sence? Tabii ki denedim. Denemeden böyle büyük oyunların içine girer miyim Allah aşkına? Yani doğru. Ne diyorsun? Bura bence gayet iyi gibi ha? Yani iyi gibi. Dur bir telefon çekiyorum bakayım da. Çekiyor, çekiyor, çekiyor. Gayet iyi çekiyor, çok iyi. Süper. Yalnız dur, ondan aramayacağız. Benim telefondan arayacağız. Hollanda attı. Senin Hollanda attın mı var? Evet. Tamam. İyi ya burası işte. Bence de gayet yer gibi. Tamam Tolga, peki biz şu an neredeyiz? Nere bura? Neredeyiz? Biz burası... Kuzey Almanya. Tamam. Hatta şey, Bielefeld ormanlarındayız. Bielefeld. Evet. Tamam. Tamam. Tamam.
Of şey, Allah'ım delireceğim. Bak annemin inanılmaz büyük bir genel kültürü var. Yani her şeyi biliyor, her şeyi, ne bileyim. De Almanya'da köknar olmaz, çınar olmaz, bir şey olmaz. Yani bu ağaçlar olur mu? Yani olur mu bunlar? Yani bunlar çam, Almanya'da çam. O kadar da değil ya. Olur, olur, olur. Çam var Almanya'da. Tamam, tamam. Arayacağım, hadi. Ha, dur, araba şöyle geleyim. Hoylum Hanım, nihayet aldınız Hollanda hattınızı. Alo? Hoylumcuğum. Anneciğim. Aa, neredesin sen? Neresi orası? Kamptayız. Almanya'da, Bielefeld'deyiz. Bu arada bu benim telefonum değil anneciğim. Arkadaşımın telefonu, şarjım bitti benim. Kamp mı? Okul? Dersler? Amsterdam'da zaten resmi tatil vardı. Biz de iki gün astık işte, öyle kampa geldik. Neyse, bak kim var burada. Güzide teyze, selamlar. Tolga, ne yapıyorsun oğlum orada sen? İyiyim. Ya ben Amsterdam'da oyluma uğramıştım. Bir onlar arkadaşlarıyla kampa geliyorlarmış. Ben de takıldım peşlerine. Ne güzel. İyi yapmışsınız tabii. Oylumcum ben bu gece Amsterdam'a gelecektim. Seni görmeye. Amsterdam'a mı geliyordun? Evet yani merkezde bir otelde de yer ayırttım. Ya anne böyle bir şey niye haber vermeden yapıyorsun? Ben yüzlerce kilometre geldim şimdi nasıl geri döneyim? Tamam canım. Yani bileti başka bir tarihe iptal ederim. Önemli değil. Tolga sen ne zaman döneceksin oğlum orada? Ben yarın dönüyorum. Ama oylum daha kalacak arkadaşlarıyla. İyidir. Eğlenin o zaman. Tabii eğlenin. Aklın hiç kalmasın ya. Oylumun keyfi bayağı yerinde. Hatta biraz fazla yerinde. Ne demek o? Yani biz master'dayken bile 3 gün okula asmıyorduk. Güzide teyze. Yani ben bunu şimdi diyeyim de şey olmasın yani sonradan. Yani sen ineksen ben ne yapayım? Evet. Neyse anneciğim çok öpüyoruz seni. Hoşça kal. Süper. Budur. Oğlum. Ne oldu? Niye mutsuzsun? Mutsuz değilim. Üzgünüm sadece. Kimin evine gidiyoruz bu arada? Selin. En yakın arkadaşım. Tıptan mı? Hukukta o. Biz ilk yıl yurtta tanışmıştık. Ne zaman New York uçuşu? Cumartesi sabah 11'de. Ha bir şey kalmamış. Ankara'dan mı uçacaksın? Evet. Keşke burada olsaydım. Seni geçirmeye gelirdim. Gelmiş kadar oldun zaten. Sahiden. Çok büyük bir iyilik yaptın bana. Asla unutmayacağım. Unutursan hatırlatırım zaten. Oğlum.
abi? Cem, iyi misin? Abi iyiyim. İyiyim abi. Ölmüş mü? Abi söylesene, ölmüş mü? Allah kahretsin. Abi beni kurtarman lazım. Sakin abi ol. Beni kurtarman lazım. Tamam. Tamam Tim. Sakin ol. Abi bir şey yap. Abi bana yardım etmen lazım. Abi beni kurtarman lazım. Tamam. Tamam Tim. Sakin ol. Abi bak, bu kazayı ben yapmadım, tamam mı? Bisikletliye ben çarpmadım. Oğlum çarptı. Abi babam öğrenirse ben biterim abi. Biliyorsun babam da biter. Tamam Tim, hadi. Ben çarpmadım, tamam mı? Tamam oğlum. Kız motoru aldı, kendi başına yola çıktı. Bisikletliye de o çarptı, tamam mı? Tamam. Tamam, aynen öyle oldu. Tamam, hadi. Hadi gidelim. Hadi, hadi. Evet, şimdi nereden bindiniz motosiklete? Cinnah'tan. Sokak? Kartopu galiba. Evet evet, Kartopu sokak, ama nasıl bulacağız? Zaten bir sürü sokak var. Şuralarda bir yerde olması lazım. Kimya şirketinde çalışırken çok gidip gelirdim ben Ankara'ya. Oğlum bir dur ya. Bilirim dur, Ankara'yı. Bir dur, bir sakin dur. Oğlum şununla çizebilir misin güzergahı? Tolga, sen mi hazırladın bu haritayı? Ha yok, haritacılar. Ama teknik kısımlarını ben tabii. Ankara Belediyesi'nin birkaç yazılım işini hallediyorum da. Hı hı. Nereden anladın? Ya şu senin şirketin amblemi, Tox Yazılım Güvenlik. Hı hı. Ya ben böyle senle benle oldum ama. Yo, iyi yaptın. Bu arada şirketin adı çok güçlü, çok etkili. Teşekkür ederim. Bu Tolga da Tolga'nın Tolga'sı herhalde. Tolga Oltan. Babamın adı Oltan. He. Çok ama güçlü bir amdem. Efektif. Ne durumdayız? Baba, kaza yaptığımız sokakta mobese yok. Dur dur dur. Mesele yok, mesele yok. Tolgacığım, buraların numaraları vardı değil mi? Ha, tabii Tarık amca. Ben mail atacağım hepsini size. Belediyeden yarın istersiniz numaralarla. Sağ ol Tolgacığım. Sayende çok zaman kazandık. Ne demek Tarık amca? Ben o zaman müsaadenizi isteyeyim. Çok teşekkür ederiz Tolgacığım. Ben seni geçireyim. Tamam. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne diyorsun Nazan abla? Vallahi bu mobese işi çok iyi oldu ya. Ya yok ya, onu demiyorum. Damadı diyorum. Damadı beğendin mi? Ne damadı oğlum? Çocuk alev alev yanmış bizim kıza Nazan abla, görmedin mi? Mum gibi eriyor. Gerçekten mi? Gerçekten. Vallahi ben beğendim çocuğu. Biraz tiki ama gerçi oylum da öyle. Tiki ne be? İşte böyle her şeyi marka falan. Böyle sürekli pahalı markalar. Ha. Sen kolundaki saat kaç avro biliyor musun? Kaç avro? 50.000 avro. O paraya saat mi almış bu çocuk? Almış. Gerçekten. İyi. İyi mi? İyi. Zenginlik böyle bir şey Nazoş. Güzide teyzeye de çok selamlar. Geldim, geldim oğlum. Tolgacığım çok teşekkür ederiz her şey için. Ne demek? Babana da çok selamlar. Söyle. Tolgacığım, anlayamadığım bir şey olursa arayabilir miyim? Tabii tabii Tarık amca, istediğin zaman. Sağ ol. Siz birlikte gelmediniz mi? Ha, yok, ben kendi aracımla geldim. Ben yolcu edeyim o zaman. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar canım. Abim, dayım bayağı başının etini yedi. Ne olur kusura bakma. Ya yok be, tatlılardı. Tolga, gerçekten teşekkür ederim. Hiç mecbur değilken bu kadar uğraştın. Çok sağ ol. Ya ne demek, ben seve seve yaptım ki.
Yani babana da ben söyledim zaten mobeselere bir bakalım, tespit edelim diye. Gerçekten mi? Hmm, ne olacak ki? İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Ben saçmaladım. Yok. Yok, tamam, yok, bir şey yok, bir şey yok. Öyle güzelsin ki dayanamadım. Tamam. Önemli bir şey değil yani, boş ver, unutalım gitsin, önemli değil. Oyum ben unutmak istemiyorum. Kızdın mı bana? Şu an biraz şaşkınım. Yarın kızacağım. Oğlum ben seni görmek istiyorum. Ben her gün, her an seni görmek istiyorum. Oylum Yenersoy, ziyaretçim var. Memur Bey, bu da nöbetteki arkadaşlar için hani tatlı bir şeyler. Afiyet olsun. Tolga, ne oldu, bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı ya. Aklım sende kaldı. Merak ettim. Ne yapıyorsun, nasılsın? Anladım. Annem hakim, babam avukat. Nezarete dair hiçbir şey bilmiyormuş. Öğrenmiş oldum. Olsun. Olsun. En azından bir ziyaretçim var. Değil mi? Bir şey yedin mi? Yok, yani bir şeyler getirdiler de canım istemiyor. Ben bir şeyler getirdim. Hani belki bunu seversin, yiyebilirsin. Yani fazla fazla aldım zaten hani. Paylaşırsın diye. Bak, hepsini yemek yok ha. Teşekkür ederim. Ne demek? Tolga arıyor. Tolga? Alo, Güzide teyze merhaba. Ben... Oğlumun durumunu merak etmiştim de onun için aradım. Çıktı değil mi? Yok oğlum, tutuklandı. Nasıl tutuklandı ya? Güzide teyze de... Hani serbest kalacaktı, yazılım hatası şüphe uyandırıyordu. İşte hakimin takdiri. Yani demek ki karşı taraf bayağı asılıyor davaya. Çok, hem de çok. Tolga, bir şey soracağım sana. Yani bu görüntüler varsayalım ki silindi. Biz bunu başka bir yerde bulabilir miyiz? Tabii. İnternette hiçbir şey sonsuza dek silinmez. Bulabiliriz yani. Ben hemen aramaya başlayacağım Güzide teyze. Ay çok teşekkür ederim, sağ ol. Bulacağım, merak etmeyin. Bir şeyler bulunca haber veririm size. Teşekkür ederim oğlum, sağ ol. İyi günler. Görüşmek üzere. Aa, bulacak. Bulacak, göreceksin. Ay çok sevindim. Ben bu çocuğu çok sevdim ya. Aa, Tolga arıyor. Aç aç, yeni görüntüleri bulduk demek ki. Alo? Alo, Güzide teyze müsait miydin? Evet oğlum, evet. Bir gelişme var mı? Ben şimdi iki tane kameranın görüntüsüne ulaştım. Yani tabii çok bir şey değil ama en azından motorun üstünde iki kişi var, orası kesin. Aa, çok güzel. Tabii hala şey belli değil yani, motoru kullanan kim olduğu belli değil. Çünkü ikisi de aynı tip, aynı renk kask takmışlar. He. Görüntüler işimize yaramaz değil mi? Yok yok, moral bozmayın ya. Ben diğer görüntülere de ulaşacağım tabii. Biraz vakit alacak ama duruşmaya kadar halledeceğim, merak etmeyin. Teşekkür ederim Tolgacığım. Seni de çok görüyoruz böyle. Ya ne demek? Görüşmek üzere. İyi günler oğlum.
Niye geldin? Yani sefil haldeyim zaten. Görüyorsun Tolga. Yo, ben bu şartlarda bile çok güzel olabilen bir kadınla oturuyorum şu anda. Ya bir şey diyeceğim. Nasıl bu kadar güzel olabiliyorsun? Çünkü şu an biz... Hani hapishanedeyiz ya. Hapishanede bu kadar güzel olunmaz. Çok saçma, çok çok güzelsin. Teşekkür ederim. Biliyorum, biliyorum. Neşelendirmek için söylüyorsun. Çok farklı. Oğlum. Aklımdan çıkmıyorsun ben. Senden başka bir şey düşünemiyorum. Ne demem gerekiyor bilemedim. Ben de senden başka bir şey düşünemiyorum Tolga. Sen de benim aklımdan çıkmıyorsun gibi şeyler fena olmazdı ama ne yapalım? İnandırıcı olur mu peki? Bu cam, burası. Haklısın. Aklımdan hiç çıkmıyorsun, biraz iddialı olur. Ama sen de aklıma geliyorsun sık sık. İyi, iyi. Bu çok iyi. Bu bana yeter. Niye söylemiyorsun? Nasılsın? İyiyim. İyiyim. Babam reviri alırdı, biraz daha iyiyim. Yani anneme kalsa koğuşta kalmam gerekiyordu büyük ihtimalle. Etik değildi vesaire ama neyse, yani sonuçta şu an daha iyiyim. Anneniz çok prensipli bir kadın galiba. Öyle. Öyledir. Çok uğraşıyor senin için. Doğru. Biliyorum yani illaki. Oğlum, yani seni düşünen, senin için çırpınan bir annem var. Yani bunun kıymetini bil bence. Gerçekten. İdareye senin için bir şey bıraktım. Ne bıraktın? En sevdiğim kitabı getirdim sana. Hatta okurken kendini yalnız hissetme diye böyle aralara küçük küçük notlar bıraktım. Şaşırma. Anlamlı küçük küçük notlar mı? Bilmem. Bir bak bakalım. Bakacağım. Ay ışığında oturuyorduk. Bileğinden öptüm seni. Sonra ayakta öptüm, dudağından öptüm seni. Kapı aralığında öptüm, solundan öptüm seni. En sonunda caddelere çıkardım, kaynağından öptüm seni. Ustanın şiirleri sana aşık olduğumun kanıtı olsun, Tolga. Benim gözler gitti. Ekranda her şey birbirine giriyor. Aynen Tolga ya. Sabah mı devam etsek, ne diyorsun? Yok yok. Bir an evvel ulaşmamız lazım kamera kayıtlarına. Tolga resmi bir kurum bu, biliyorsun. Güvenlik duvarını kırmak kolay değil. Kırarız, kırarız. Evi de ana server. Ulaşmak çocuk oyuncağı değil. Ulaşırız ya beyler. Yani ben kendi başıma halledebilecek olsam sizden yardım istemezdim değil mi? Hani böyle ağlayacaksanız olmaz. Ya ağlamak değil. Halletmesini hallederiz. Halledeceğiz de. Ama kim için debeleniyoruz bilmiyoruz ki. Aynen Tolga ya. Biz sabahtan beri uğraşıyoruz da niye? Çok önemsediğim biri için diyelim. Tamam? Hadi ya biraz enerji. Hadi. Gerçekten mi? Evet evet, yani silinen görüntülerin hepsini kurtardım. Binişten inişe kadar bütün görüntüler var şu an. Silinen görüntüleri nasıl kurtardınız? Biraz... Hackerlık yapmam gerekti onun için. Hackerlık mı yaptın? Anladım. Evet. Ya şimdi şöyle, o herif şey demiş ya, hani bir süre sonra ben indim, tek başına kullandım motoru. O indim dediği sokak tam şu sokak. Ve bu sokaktan sonra motoru onun kullandığına dair görüntülerimiz var. Allah'ım, kurtuldu o zaman. Evet. Ümit kurtuldu. Ay. Çok teşekkür ederim Tolga. Aa, sen ağlıyor musun? Yok.
Aman onu bilmiyor musun Allah aşkına? O sulu gözdür. Her şeye ağlar. Ümit. Sağ ol ya Tolga. Vallahi ben de oğlumun dayısı olarak bu iyiliğini asla unutmayacağım. Ne demek? Aman hep bir şov, hep bir şov, hep bir şov. Hadi şöyle güzel demli bir çay içelim. Ne dersiniz? Tolga sen kahve seviyorsun ama değil mi? Hayır yok fark etmez bana ikisi de olur. Tamam ben hem çay hem kahve yaparım hemen. Evet Tolga kahve seviyormuş. Sanık oylum Yenersoy burada mı? Buradayım efendim. Vekili Tarık Yenersoy. Buradayım hakim bey. Kimlik tespitleri yapıldı. Sanık ve vekilinin salonda bulundukları tespit edildi. Duruşmaya geçildi. Sayın savcım, mütalaanızı dinleyebiliriz. Sayın hakim. Sayın hakim, müvekkilimin daha önceki verdiği ifadede de olduğu gibi kendisi olay anında motosikleti kullanmamaktadır. Mahkemenize sunduğumuz deliller neticesinde kamera kayıtları bunu apaçık gösterebilir. Yüce mahkemenizden yeni delillerin incelenmesini, müvekkilimin beraat etmesini talep ediyoruz efendim. Gereği düşünüldü. Savunma makamının mahkemeye sunmuş olduğu kamera kayıtlarının hukuka aykırı ve usule uygun olmayan yollarla elde edildiği kanaatine varıldı. Bu sebeple kayıtların dosyadan çıkarılmasına, delil olarak dikkate alınmamasına ve sanık oylum Yenersoy'un tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir. Hadi paçayı kurtardın. Hakim delilleri kabul etmedi. Babanın haberi olmadan hallediyoruz. Mahkemeye geçti galiba Nurhan Hanım. Çok iyi geçti Davut. Bir dahaki duruşmada kız mahkumiyet alır. Bu iş de biter.